Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 5 Mart Pazar günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Burası Yeni Mahalle. Yeni Mahalle'de Günaydın Sokak'tayız. Günaydın Sokak'ta 22 numaralı binada oturan Reşit amcanın yanına geldik. Reşit amca Gölbaşılı, 92 yaşında eğer yanlış bilmiyorsam. Yaşanan felakete rağmen Gölbaşı'nı bırakıp gitmeyen, Gölbaşı'nı terk etmeyen bir amcamız. Kendisi evinde. Yakınları kendisini Gölbaşı'ndan alıp başka bir yere götürmek istemesine rağmen Reşit amca doğduğum yeri bırakmam diyor, gitmem diyor, terk etmem diyor. Şöyle tutabiliriz. Reşit amcacığım selam aleyküm. Geçmiş olsun Reşit amca. Şimdi şu böyle sesimi alsın diye öncelikle elini öpeyim. Çok çok geçmiş olsun amca. Biliyorsun 6 Şubat'ta deprem meydana geldi ya, iki tane. Bir tanesi sabahın saat 4.17'sinde oldu. Evet. Diğeri de öğleden sonra saat 1.30'da oldu. Sen deprem anında bu evdeydin galiba, evet, değil mi? Evet. Peki ne oldu, nasıl oldu? Bize şimdi, bir anlatabilir misin? Şimdi yataktaydım. Aha. Uyuyordum. Bir gürültü geldi. Evet. Gürültü gelir gelmez hanım fırladı, dışarı çıktı. Ben de çıkayım derken yere vurdu. Evet. Kalça kemiklerim şimdi ağrıyor, hala devam ediyor. Hı hı. Sürünerek dışarı çıktım. Evet. Dışarı çıkınca ikinci bir deprem, evet, zuhur etti. İkinci de bütün binalar tamamıyla yıkıldı. Gürültü, patırtı, evet, oldu. Sabaha karşı dışarıda kaldık. İçeri giremedik. Hı hı. Sabahleyin görevliler geldi. Eve baktılar. Bir şey yok dediler. Hı hı. Devamlı işte hanımı köye gönderdim. Hı hı. Kardeşlerinin yanına. Ben de bakıcı tuttum. Hı hı. Bakıcı tuttum, kendime yemek yapıyor, getiriyor. Hı hı. Sobayı yakıyor, evi temizliyor. Hı hı. Böyle devam ediyoruz bakalım. Evet, evinde herhangi bir sıkıntı oldu mu Reşit amca? Yok, sıkıntı hiç yok, hayır. Aha. Peki amca senin yaşın tam olarak kaç? Biliyor musun? Benim yaşım şimdi 1930 doğumlu. 1930 doğmuşsun. 33'ün içindeyim. Hı hı. Yani 33'ün 5. ayına geldik. 1930 mu, 1933 mu? 30. 30 doğumlusun. 30 doğumlu. Hı hı. Yani 33 yaşın yani içindeyim. Yani 93 yaşın içindesin. 93 yaşındayım. Evet. Hamdolsun Cenab-ı Hak korudu demek ki. Evet. İbadetimi eksiltmem, mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalışırım. Ne güzel. Peki Reşit amca sen bildiğin kadarıyla yaşın gereği hiç geçmişte Gölbaşı'nda başka depremler olmuştu biliyorsun. Oldu, evet. O zamanlar da yine buradaydın değil mi? Buradaydım. Peki o zamanki depremle şimdiki bu olan deprem arasındaki fark ne sence? Çok farklı efendim, çok farklı. Bir gürültü, bir patırtı, bir sinyal, bir Allah bildiğine devam etti gitti yani. Evet. Yarım saate kadar. Bir ses duyduk değil mi? Gürültüler, evet. Evet. Velhasılı memleketi mahvetti. Geçen şeyler, depremler zayıfladı. Evet. Köylerde birkaç ev yıkılıyordu. Bahçeli'de falan. Fakat Gölbaşı'nda bir şey yoktu. Evet. Ama bu sefer sildi, süpürdü tamamıyla. Evet. Gölbaşı'nı tarihten sildi. Hepimize çok geçmiş olsun amca. Sağ olun. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki amca yaşı senden büyük olan tanıdığın var mı Gölbaşı'nda? Hiç duyduğun, bildiğin yok, var mı? Ben tanımıyorum. Kimse kalmadı. Peki sen bu yaşına rağmen neden burayı bırakıp gitmiyorsun daha güvenli bir yere? Ben burada doğdum, burada öleceğim. Anladım. Yani çok ısrar ettiler. Hı-hı. Çok çocuklar, komşular, devlet, hı-hı, hükümet, valisi, kaymakamı bizzat eve geldi. Hocam
burada kalma. Yani çocukların yanına git. Başka iyi, güzel bir şehre git. Hı hı. Yok beyefendi dedim. Benim zaten yaşadığım yeter. Evet. Yaşasam ne yaşarım? Onun için ben burada doğdum, burada da öleceğim. Cenab-ı Allah'a inancım tam. Allah'tan gelene ben ne diyebilirim? Evet. Oraya da gitsem, çocukların yanına da gitsem, mutlak öleceğim. Evet. Onu öleceğime göre evimde öleyim, toprağımda öleyim, evet. Dostumun, ahbabımın içinde öleyim. Evet. Sonu budur dedim. Yani çocuklara da. Ama maalesef bu depremde genç olan, dinç olan birçok insan gölbaşılı maalesef klimalı arabalarına bindiler. Gitti, evet. Geride kalan insanlara da yardım etmeden, enkaz altında kalan insanlara da yardım etmeden kendi canları sağ diye bırakıp gittiler. Dilerim. Maalesef. Doğduğunuz yerdesiniz. Allah'a kurban olayım işte. Ne bileyim, biliyorum ki. Allah'ım inşallah amca size sağlıklı, sıhhatli, hiç kimseye muhtaç olmadan uzun ömürler versin amcacığım. Benim sizin Allah için yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Doktor olsun, hastane olsun götürüp getirebiliriz. Sağ olun. Yok, teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah peki razı ihtiyaçlarınızı olsun. Kim getirip götürüyor? Ben gidip gidiyorum. Arabam var. Ha, var mı? Arabam var. Araç evet. Kullanabiliyor musunuz şu an? Kullanıyorum. Hala devam ediyorum. Ağır ne güzel. Ağır. Aynen insan gider gibi. Tamam. Ağır bir şekilde devamlı da sağı takip ediyorum. Evet. Ve kimse emniyet de elinden geldiği kadar destekliyor. Yani beni gördükleri zaman ehliyet sormuyor, efendim arabanın şeyini sormuyor, şunu da sormuyor, bunu da sormuyor. Tamam. Sağ olsunlar. Durumumu yani onlar idare ediyorlar. Size komşularınız da yardımcı oluyormuş. Başta çok, Mehmet Girişit olmak çok, üzere. Ben senin önünde de onlara tabii, teşekkür tabii, etmek çok, istiyorum. Çok. Ama bize düşen bir şey olursa da biz de yine seve teşekkür seve yapmak ederim. İsteriz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya ha işte kibrem oluyor. Evet. Mehmet'in babası çok yardım oldu. Sağ Allah olsunlar. Razı olsun yani. Elinden geldiği kadar destekliyor. Ondan sonra şeyde bulunuyor. Yapma hocam, etme hocam, eyleme hocam. Yahu, alim gözünü sevdiğim çavuşum. Cenab-ı Allah'a inandıktan sonra Cenab-ı Allah nerede olsa ölümümü yerine getirecek. Evet. Öyleyse burada getirir, öyleyse dışarıda, yukarıda başka bir yerde getirir. Bu olacak, mutlaka olacak. Evet. Allah'ın dediğine İtirazımız yok dedi. Onun için işte ne bileyim bekliyoruz bakalım. İnşallah hayırlısı. Fakat çok arkadaşlarımız gitti. Evet. Öğretmen arkadaşlarımızdan kimse kalmadı. Siz öğretmen miydiniz amca? Göreviniz evet, neydi? Evet, ilk öğretim müdürü, emeklisi. Ha, emekli ilk öğretim müdürüydünüz. Evet. Anladım. Evet. Tamam Reşit amcacığım, hocam, amcam, dedem. Çok çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim ben. Eksik sağ olma. Allah razı olsun. Sağlığına duacıyım. Allah razı olsun. Arkadaşlar Adıyaman Gölbaşı ilçesindeydik. Yeni Mahalle Günaydın Caddesi. Caddesi No 22. No 22'de Reşit amcanın, Reşit hocamızın misafiri olduk. Kendisini ziyaret ettik. Kendisi 93 yaşında ama yaşanan bu deprem olayına rağmen memleketimizi bırakmamış, gitmemiş. Hala da bırakmak istemiyor, gitmiyor. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu benim çünkü içime dert olmuştu depremin ilk gününden bugüne. Bazı insanlar, inanan insanlar için konuşuyorum. Kimisi eşini, dostunu, yakınını, çoluğunu, çocuğunu kaybederek imtihan oldu. Kimisi de depremden sağ kurtularak imtihan edildi. Sağ kurtuldu ama canının sağlığıyla beraber acaba şehri bırakıp gidecek miydi? Yoksa burada enkaz altında yardım bekleyen insanlara yardım mı edecekti? Maalesef çevremizde birçok insanın memleketi bırakıp gittiğine biz şahit olduk. Benim amacım Reşit amca gibi böyle memleketi bırakmayan, boş bırakmayan, yalnız bırakmayan, insanlara yardım etmek isteyen... Sağ olun, efendim, sağ olun. Allah razı olsun. Bu tür insanları gösterip örnek teşkil etmesini sağlamaktı. Durum bu şekilde. Memleketimizi bırakmayacağız inşallah. İnsanlarımızı bırakmayacağız. Yardıma muhtaç insanları bırakmayacağız. Bizim imtihanımız da bu şekilde. Bu imtihan doğrultusunda yardıma koşmaya devam edeceğiz inşallah. Burada da var şeyimiz. Bu fotoğraftakiler kim demiştin Reşit amca?
Şöyle bu fotoğraftakiler kim? Annemle babam. Annenle baban. Babanın doğum tarihi kaç Reşit amca? 1900 mü? Evet. Hacı Halil Öztürk. Evet. Ne yaparmış acaba? Ne işle meşgulmüş? Reçber. Evet, çiftçi. Çiftçilik. Evet, Gölbaşı'nda mı? Evet. Anladım. Peki ne zaman vefat ettiler? 1958 yılında mı vefat etti? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah Anneniz de Allah razı olsun. 1967'de vefat etmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Yavrum. Başka bir fotoğraf gösterecektin herhalde. Müsaadenle Reşit amca girelim. Bunlar da ailemiz. Bu sol baştan başlayalım isterse Reşit amca. Evet. Hangisi? Torunum. Evet. Torunum. Ailem, eski ailem. Hı hı. Vefat etti. Aile fotoğrafı. Reis-i Cumhur'un mektubu. Bu ne mektubu? Şey, bitkilerden bahçe yetiştiriyorum. Hı hı. Bahçede başarılar diliyorum. Tarım orman şeyi dolayısıyla. Evet. Atatürk. Reşit amcam, sağ olsun, eksik olmasın, bizi kapıya kadar uğurluyor. Maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Gölbaşı'nda da büyük yıkımlar olmuştu. Bu mahallede de bu şekilde yıkımlar oldu. Reşit amcamızın misafiriydik.